Muhterem izleyenlerim Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin web TV stüdyolarından bugün sizlerle yine beraberiz. Kadir gecesi programlarımız var ama biz Kadir Gecesi'ne mahsus iftar saatinde sizlerle buluşmayı yine iftar öncesinde bizleri evlerinizde konuk etmenizi sağlamak üzere Manisa'mızın çok değerli bir hafızıyla bir program yapmayı bu programda Kur'an kuran Kerim ağırlıklı bir program olmasını istedik. Hafız Ahmet Aksu ile beraberiz bugün. Ben hemen kendisine hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Sevgili Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ee, efendim bugün e, tabii benim yıllardır e, yani tabiri caizse e, babası çünkü dostumdu çok rahmetli. Aziz bir dostumdu. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun böyle bir akşamda cümlemizin geçmişlerinin, anne babalarının evet. onunla birlikte. E, tabii onun evladı bizim evladımız sayılır. O kadar kendime yakın bulduğum evladım gibi ve onun hafızlığıyla, sesiyle, efendiliğiyle her zaman iftar ettiğim, övündüğüm bir kardeşimiz Manisa'nın bir değeridir Ahmet Aksoy. Bu akşam Kadir Gecesi münasebetiyle sizlerle buluşmasını arzu ettim. Kırmadı beni, geldi sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Sizleri Allah'ın selamıyla ayların en mübareği, ayların en güzeli içerisinde ve o güzel ayın o mübarek ayın, Ramazan ayının en güzel gününde, en güzel gecesinde iftar saatini beklerken en huzurlu, en mutlu anlarımızda sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sevgili Peygamberimizin şefaatini diliyorum sizlere. Sevgili izleyenlerim, salatu selamlar gönderiyorum. Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine, onun ehline, ehli beytine, ashabına, sahabe-i kirama, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Hazretlerine, Hasan, Hüseyin, Ciğer farelerine, Hazreti Ayşe'ye, Hazreti ve onun evlatlarına, ondan gelen bütün soylara, silsileye hepsine selam olsun. Efendim, bu mübarek ayda Kadir Gecesi, Ramazan-ı Şerif'in malumunuz, daha önce bunları sohbetlerimizde konuştuk, son 10 günü içerisinde arayınız diyor sevgili peygamberimiz. Birçok hadis-i şerifinde ravileri farklı olan hadis-i şeriflerde diyor ki e işte son 10 gününde arayınız. Burada bir işaret var bize, bir mesaj var. Her, her günü, son 10 gününün hepsini <laughs> kadir bilin, kadir gibi karşılayın. Kadir gecesi gibi yaşayın. Çünkü o gece rahmet gecesi. Gökten meleklerin ta her akın akın indiği ve ee, ...var mı beni anan, beni zikreden kullarım diye Cenab-ı Hakk'ın bize sorduğu... ...ben onun bütün günahlarını affedeyim, bağışlayayım dediği bir gece. Evet böyle bir mübarek gece. Bin aydan daha hayırlı denmiş ayet-i kerimede. Şimdi hafızımızdan onunla ilgili ayetleri dinleyeceğiz. Hafız Ahmet inşallah mikrofonunun, sözünün. Onun. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Geceniz, akşamınız, iftar sofralarınız, sahurlarınız da sabah namazlarına seher vaktine kadar mübarek olsun efendim. Buyurun sevgili kardeşim. Eûzu <laughs> billâhi بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فَلْيَسْ فاستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> انا انزلناه في ليله القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما hmm. <applause> <تصفيق> <تصفيق> ليلة القدر خير من ألف شهر تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كل أمر سلام هي حتى مضلع الفجر الله أكبر صدق الله العظيم الفاتحة <laughs> evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başladı kardeşimiz. Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Sonra da bu gece hürmetine indirilen Kur'an-ı Kerim'in insanlarımıza hidayet rehberi olarak indirilen <laughs> afedersiniz insanlık alemi ve insanlar için bir şeref kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in güzel ayetlerinden okudu. Sonra da Kadir suresini bizlere okudu. Kadir suresinde Cenab-ı Rahman ve Rahim olan yüce Allah'ımız buyuruyor ki: Biz onu yani Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesi indirdik. İndirmeye başladık. Sevgili peygamberimizi titreten, sevgili peygamberimizi heyecanlandıran efendim, onun için en büyük hadise Kur'an-ı Kerim'in en önemli an ilk ayetlerinin ikra diye başladığı efendim oku habibim diye seslendiği işte o ayetlerle başlayan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği andır. Onu titreten, onu müthiş heyecanlandıran. İşte Kadir Suresi de böyle. Biz onu Kadir gecesi indirmeye başladık. Sevgili peygamberimize ve bütün insanlığa hitap ediyor yüce Allah. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin diye soruyor aynı zamanda. Sorulu cevaplı. Kadir gecesinin nedir Kadir gecesi? Bundan maksat Kadir gecesi öyle bir gece ki senin dahi Habibim senin bile aklın hapsalan o gecenin büyüklüğünü, rahmetini, o gecenin bereketini, o gecenin feyzini bilemezsin. Bilmen mümkün değil. Şimdi ben söyleyeceğim ve o zaman bileceksin demek istiyor. Yani onu bilemezsin. Sen bilir misin diye sormaktaki gaye o. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır diye cevap veriyor. Sorulu cevaplı. Kadir Gecesi öyle bir gece ki içinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı, daha mübarek, daha şerefli, daha rahmetli bir gece. Aman ya Rabbi. Düşünebiliyor musunuz? Bin ay, bir ömür bir insan için kocaman bir ömür. Kadir Gecesi o gece melekler kainatta biraz önce söylemiştik. Ne kadar semada ne kadar melek varsa Cenab-ı Hakk'ın emrinde hepsi o gece ta ve sabah hayırlı işler için ve başlarında Cebrail aleyhisselam da olmak üzere melekler ve ruh Cibril o da olmak üzere bütün melaike-i kiram inerler Nereye iniyorlar? Bütün ins yarattığı insanların üzerine rahmet olarak geliyorlar. Efendim, hayırlı işler için inip duruyorlar. Sabahlara kadar, seher vaktine kadar. E böyle bir gecede uyunmaz. Böyle bir gecede uyumak gaflet olur. İşimiz de olsa, gücümüz de olsa ertesi gün, ne kadar sıkıntıda da olsak, ne hangi hal içerisinde olsa, o gece uyunmaz. O gece uyumuyoruz. O gece Mevlütler okunuyor, Kur'anlar okunuyor, sohbetler yapılıyor. Efendim hayırlar dağıtılıyor. Bayram oluyor o gece, Kadir Gecesi. Yani bu gece. Evet, öyle bir bizim Müslüman Türk e, insanı, Anadolu Müslümanı öyle sevmiş, öyle sevmiş ki sevgili peygamberimizi ve onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'e öyle bağlanmış ki başının üzerinde taşımış. Üç defa öpmeden elini almamış. Abdestsiz dokunmamış. İşte o Kur'an-ı Azimüşşan. E şimdi tabii e, bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın indiği gecede bayram ediyor Müslümanlar. Gaflette olanlara vah demek geliyor içimden. Aman ne olur kardeşlerim. Bu gecenin kadrinin kıymetini bilirim. Senede bir gün geliyor çünkü ama bin aydan hayırlı. Ya 365 günde bir gün geliyor ama bin aydan hayırlı. Aman ya Rabbi. Ne kadar Cenab-ı ne kadar cömert, ne kadar merhametti, ne kadar şefkatli. Bizim aklımızın alamayacağı kadar. Onun için e, o gece bir selamdır diyor. Son ayet-i kerimenin sonunda da. Selam diye durdu kardeşimiz okurken ya. O gece bir selamdır. Ta tan yeri ağrına kadar. Evet güneş doğmadan önce böyle bir hafif bir pembelik geliyor ya. işte doğudan güneş doğarken sabah uyumayıp da o saatlerde sabah namazından sonra oturanlar bunu çok iyi bilirler o zevki. Sırf onun için yatmayanlar var. Tesbih elinde Allah'a zikrederken kainatın yeniden hayat buluşunu, yeniden canlanışını güneş battığı zaman her şeyi örtülüyor. Her şey. Gecenin zulmeti, karanlığı her tarafı kaplıyor. Neden kullarım uyusun istirahat etsin diye. Evet. O, o, da bir nimet yani bizim için. Yoksa gündüz uyumak zorunda kaldığımız zaman her tarafı nasıl kapatacağımızı <laughs> şaşırıyoruz. Hani <laughs> gözlerimizi bile kapatıyoruz ki rahat uyuyalım diye. Hoş ben öyle bir gündüz uykusu adetim yok da biliyorum öyle olduğunu tabii. Evet, e, Kadir Suresi böyle bitiyor. <laughs> bu zenginliklerle, bu müjdelerle bitiyor. Müjdeler olsun e, Kadir Gecesi'ni efendim yaşayanlara, Kadir'in kıymetini bilenlere... O, ...o bahtiyar insanlara müjdeler olsun... ...buradan selam olsun. Ee, artık günümüzde... <laughs> ...medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar... ...Akif'in, merhum Akif'in sözüyle... ...öyle bir kapladık ki her tarafı, her şeyi... ...istila etti adeta. İstila. İstila sadece düşman istilası olmaz... İşte bu da bir istila. Nefislerimizi istila etti... ...çocuklarımızı istila etti... ...her tarafı kapladı artık manevi zenginliklerin lezzetini, tadını duyan, bilen, yaşayan ne yazık ki azaldı. Ama yine de elhamdülillah diyoruz. Yine de buna şükrediyoruz. Arap aleminin bir çoğunda bu da yok. Yani ne yazık ki yok. Ne yazık ki yok. Yüreklerimizi sızlatıyor. Oralardaki Yahudilerin zulmü bizim yüreklerimizi sızlatıyor. Ama Arap aleminde, Müslüman aleminde diyelim, ee, bir birlik yok. Evet, şeklen var ama gerçek bir Allah rızası için aşklı bir birlik, beraberlik, bir yumruk yok. Olmadığı için de bütün dünya hiç nazar itibarı almıyor. İstediğin beyanatı ver, istediğin efendim kararı al. Onun için tepelerine iniyorlar. Çoluk çocuk dinlemeden mahvediyorlar, katlediyorlar. işte görüyoruz Kudüs'te yaşananları, Filistin'de yaşananları yıllardan beri sadece yeni olmuş yıllardan beri böyle. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah daha güçlü bir ülke haline gelelim de Cenab-ı Hak bize daha güç, kuvvet, kudret versin. Sözü dinle, daha dinlenir bir ülke durumuna gelelim. İnşallah ama hala hala o şeyi, ümidi içimize taşıyoruz. Efendim ben sevgili Ahmet Aksu'ya bu gece hakkında, Kur'an-ı Azimüşşan hakkında ne düşündüğünü bir sohbet daha yapmak istiyorum kendisiyle. Çünkü hepsi hafız. Karaköy Kur'an kursunda yetişti. Ben onun tabii daha küçük yaşlarda orada e, okuduğu zamanlarda biz de müezzinlik ediyorduk. Allah gani rahmet etsin. Kemal hocamız vardı. İşte orada e, diğer Hüseyin hoca vardı. E, Saadettin hoca vardı. Hocalarımız vardı. Güzel, disiplini ciddi Kur'an-ı Kerim okutuyorlardı. E, i̇çlerinden böyle tek tük yıldızlarda çıkıyordu tabii. O da Allah vergisi. Hem kabiliyet hem ses güzelliği temel. Bu işin yarısı sestir. Ee, onun için ben e, Ahmet'i pek <laughs> severim. Ee, Allah e, aşkını, muhabbetini, ilmini arttırsın. Şimdi sözü kendisine bırakmak istiyorum. Ee, bakalım ne der? Biraz da onu dinleyin ee, sevgili izleyenlerim. Biraz da hafızımızı dinlesinler. Buyur çok, Aziz kardeşim. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Değerli izleyenlerimizin e, Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyoruz. Bize de bu mübarek Kadir Gecesi'nde onlarla buluşmak nasip oldu. Ona vesile olduğunuz için sizlere ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV'ye çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ee, Sağol. Böyle güzel <laughs> anlamlı bir gece münasebetiyle e, ekranları karşısına geçtik. Sizler de izah ettiniz az önce okumuş olduğumuz ayeti kelimelerde. Kadir Suresinde Cenab-ı Hak gecenin feyzini, bereketini ziyadesiyle anlatıyor zaten. Yalnız e, bizdeki e, bu din anlayışı, İslam anlayışı üzerine birkaç cümle söylemek istiyorum. Sadece e, belli gecelere mahsus değil, bu gecelerin Cenabı ı Hakk'ın bir lütfuyla kullarına açtığı bir tabirimi hoş görün. Tabiri S caizse sahibine. bir bonus, bir kredi diyelim. Doğru. Ama hani bir e, söz de var, atasözü olarak adlandırılır bu. Her geleni hızır, her geceyi. Kadir bilmek, kıymetini bilmek anlamında. Tabi bu gecenin feyzinden istifade etmek için e, elimizden geldiği kadar bütün ibadetlerimizi yapacağız. Seher vaktine kadar e, dualarla bütün İslam alemi için, bütün insanlık için, zulüm altında olan bütün kardeşlerimiz için, sevdiklerimiz için, e, evlatlarımız için e, bol bol dua edeceğiz. E, ama her gecemizi, her gündüzümüzü de e, bir kadir gibi, Kadir gecesi gibi yaşamaya da gayret göstermemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet, evet bu geceyi şereflendiren Kur'an. Kur'an e, Kadir gecesinde nazil olmaya başlanıyor ve rivayetlere göre de yine Kadir gecesinde tamamı eriyor. Kur'an-ı Kerim'in nazil oluşu, Cenab-ı Hak'tan Peygamber Efendimiz'e gelişi. Evet Dolayısıyla Kur'an'la şerefleniyor bu gece. Kur'an'ın indiği ve tamamlandığı bir gece olması hasebiyle önemli bir gece. Ramazan onun için Kur'an ayı mukabelelerimizle, Kur'an-ı Kerim tilavetlerimizle, Doğru. zikri tesbihatlarımızla, teravihlerimizle kıymetleniyor. Yine biz de e, hem Kadir gecemizde hem de daha sonraki günlerimizde Kur'an-ı Kerim'i okumaya da gayret göstereceğiz. Sadece lafsi olarak okumak değil, manasını da, anlamını da, Cenab-ı Hakk'ın bizlere verdiği Eyvallah. mesajın ne olduğunu da Anlayarak maaliyle birlikte hem mali hem de lafsını okumaya gayret göstereceğiz. Şimdiden ben e, bütün izleyenlerimizin Kadir Geceleri'ni de tebrik ediyorum. Bu vesileyle bizlere de o gecede bol bol dua etsinler inşallah. İnşallah. Ramazan'da e, sevgi, hoşgörü, e, bir lokma paylaşmak, Ramazan'ın ruhu bu. E, sabrı paylaşmak, dilimize oruç tutmak, kötü kem sözlerden, e, yalandan, iftiradan, gıybetten dilimizi korumak, gözümüzü haramdan koruyarak gözümüzle oruç Eyvallah. tutmak, e, işte yeme içmeden ağzımızı keserek bedenimizle, e, açlıkla, susuzlukla oruç tutmak, Cenab-ı Hakk'ın bizlere bir emri. Malumunuz e, bütün ibadetlerin bir karşılığı var. 27 derece, 70 derece, 7000 derece ama... Kur'an'ın e, orucun, Ramazan ayında tutulan orucun ecrini Cenab-ı Hak kendisinin takdir edeceğini evet. müjdeliyor. Evet. Çünkü kulunun samimiyetine göre, kulunun Yok. ihlasına göre, kulunun oruçlu olduğu anda nelere dikkat ettiğine göre mükafatlandıracağını, ödüllendireceğini bizlere müjdeliyor. Hani bir büyüğümüz öyle diyor ya, tut bizi ey oruç. Yani oruç... Bizim dilimizi kötü sözden, gözümüzü haramdan, bedenimizi, ağzımızı, dilimizi yemeden, içmeden eğer muhafaza edebiliyorsa kıymetli oruç. Yoksa aç kalmaktan öteye geçmez diye düşünüyoruz. Ee, i̇nşallah bu mübarek ayları yavaş yavaş e, bitirdik, sonlarına geldik. İşte bugün e, 27. gecesi, Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Cenab-ı Hak bayramlara kavuştursun. Amin. Ee, o bayramdaki sevinç ve mutlulukla sevdiklerimizle kucaklaşmayı bizlere lütfeylesin. Daha nece böyle mübarek gecelerde, mübarek Ramazan aylarında değerli izleyenlerimizle birlikte olmayı nasip eylesin diyorum efendim. Teşekkür Amin. ederim. Amin. Ben de bu bunu duamız bu, bu gecenin duası olarak kabul ediyorum. Ee, ve e, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Renk kattın, güzel oldu. Ee, bir e, Niyazi Mısri Hazretleri'nin bir e, şiiriyle e, ben de e, selamlamak istiyorum seyircilerimi. E, böylece hoş e, hoşça kalmalarını, böylece bereketli olmalarını, sofralarının e, güzel bir Kadir Gecesi'ni idrak etmemizi, onların bize dua etmelerini, bizim onlara dua etmemizi. inşallah nice Kadir Gecelerine, nice Ramazanlara kavuşmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam sağ ol Allah razı olsun. De. Niyazi Mısır Hazretleri 1618-1694 yıllar arasında yaşamış bir halveti, bir değerli büyüğümüz, mutasavvuf. Aynı zamanda güzel eserler bırakan bir büyüğümüzdür. Allah ondan razı olsun. Yine firkat narına yandı cihan diyor. Ayrılığı Ramazan'dan Ramazan'a elveda demeyi böyle ifade ediyor. Yine firkat narına yandı cihan. Hasreta ha gitti mübarek Ramazan. Nuruyla bulmuştu alem yeni can. Firkata gitti mübarek Ramazan. İndi Kur'an sende ey nuru güzel. Leyleyi kadrında ey kadri güzel. Gitti ey tehlülü tekbiri Güzel. Elveda gitti mübarek Ramazan. Cem olup Hakk'a münacat edelim. nur Kur'an ile doğru gidelim. Bilmedin kadrin niyazi nidelim. Diriga gitti mübarek Ramazan. Diriga çok yazık, yazık oldu. Yani tam hakkını vermiş olarak kabul etmiyor kendisini. Bütün tehlillere, efendim tekbirlere, salatü selamlara Ramazan'ı Kur'an ayı olarak güzel yaşamasına rağmen o dahi yani eksik kaldık, eksikli hissediyor kendini. O zaman Ramazan-ı Şerif'te biraz daha fazla gayret vereceğiz. Biraz daha kendimizi hakka vereceğiz. Biraz daha kendimizi ibadete vereceğiz. Mala yaniden, boş laflardan, boş işlerden uzak duracağız. Onları daha sonraya bırakacağız. Ramazan'ı dolu dolu yaşayacağız ibadetiyle, paylaşmasıyla, biraz önce hocam söyledi, yardımlaşmasıyla, sevgiden, selamdan başlayan bir yardımlaşma, paylaşma kültürümüz var bizim. Vermek, vermek, ihtiyacı olan, yardıma muhtaç olan, elini tutmak, elini öpmek, derdini gidermek. Evet, Allah hepinizden razı olsun. Kadir gününüz, kadir geceniz mübarek olsun. Allah tekrarlarına kavuştursun sevgili izleyenlerim.